James Webb Uzay Teleskobu, evrenin dört bir yanından büyüleyici görseller paylaşmaya devam ediyor. Gelen son görüntü ise iki galaksinin çarpışma sürecine yakından bakmamızı sağlıyor. Adeta evrendeki gözümüz kulağımız olan ve göreve başladığından bu yana pek çok büyüleyici görüntü yakalayan James Webb Uzay Teleskobu, galaksileri, yıldız oluşumlarını ve evrenin ortaya çıkışını anlamamıza yardım edecek görüntüler göndermeye devam ediyor. Son görüntüler ise gelecekte bizim galaksimizin de içinde bulunacağı bir sürece dair büyüleyici detayları ortaya koyuyor. İki galaksinin çarpışma süreci. Arp 220 ismi verilen bu oluşum, birleşme sürecinde olan iki sarmal galaksiden oluşuyor ve bu galaksiler 700 milyon yıl önce çarpışmaya başladı. Bizden 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve iki galaksiden oluşan Arp 220, aynı zamanda bize en yakın üç galaksi birleşmesi arasından en parlağı. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, birbirlerinden 1200 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu ana galaksilerin çekirdeklerini daha önce keşfetmişti. Bu iki galaksinin birleşmekte olan çekirdeklerinin her biri, yıldız oluşumunu besleyen halkalar ile çevrili. Devasa enerjilerin açığa çıktığı bu sürecin görüntüsü ise, 1 trilyondan fazla güneş parlaklığında. Kıyaslama yapmak isterseniz, Samanyolu galaksisi, yalnızca 10 milyar güneş parlaklığında. James Webb Uzay Teleskobu, iki sarmal gökada birbirine çarptığında, ne olduğunu gözlemliyor ve sonuç, 1 trilyon güneş kadar parlak bir şey. Bu kavranamayacak bir büyüklükse, şöyle düşünmeyi deneyin. Samanyolu galaksisinin tamamı, yalnızca 10 milyar güneşte eşit, bir parlaklığa sahiptir. Bilim adamları son zamanlarda, inanılmaz derecede parlak bölgeyi incelemek için, NASA ile Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının, bir işbirliği olan uzay gözlemevini kullandılar. Yılan takım yıldızında, yaklaşık 250 milyon ışık yılı uzaklıkta. Nesne, çıplak gözle görülemeyen, kızılötesi dalga boylarında en parlak şekilde parlıyor, bu da onu kızılötesi ışığı algılayan, James Webb için, ideal bir konu haline getiriyor. Arp 220 olarak bilinen çarpışma, Samanyolu'na en yakın 3 gökadadan en parlak olanıdır. Bu isim, Halton Arp'ın Tuhaf Galaksiler Atlası'ndaki 220. cismi olmasından geliyor. Caltech'in 1966 yılında yayınladığı Göksel Tuhaflıklar Kataloğu. Böylesine keskin, parıldayan birleşik bir görüntü, 10 milyar dolarlık uzay teleskobunun uzak evrenden olağanüstü veriler toplama yeteneğini gösteriyor. Bilim adamları, James Webb'in evren anlayışımızda bir altın çağ başlatacağına inanıyor. Araştırmacılar, iki galaksinin yaklaşık 700 milyon yıl önce birleşmeye başladıklarında, yeni yıldızların kükreyen patlamasını ateşlediklerine inanıyorlar. Yaklaşık 200 yıldız kümesi, yaklaşık 5000 ışık yılı çapındaki yoğun, tozlu bir bölgede yer almaktadır. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'ne göre, bu nispeten küçük noktada bulunan gaz miktarı, Samanyolu'nun genişliğinin sadece %5'i, galaksimizdeki tüm gazla eşit. Böyle bir fenomen ulirg olarak bilinir. Yani ultra parlak bir kızılötesi gökada. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, kozmologlar, ulirglerin evrendeki eliptik veya yumurta şeklindeki gökadaların evriminde katalizörler olabileceğini teorileştirdiler. Daha önce, radyo teleskopları, Arp 220'nin 500 ışık yılından, daha kısa bir bölümünü kapsayan bir bölümünde, 100 süpernova veya yıldız patlaması kalıntısı ve Hubble Uzay Teleskobu gördü. Kiebeveyn galaksisinin çekirdeklerinin sadece, 1200 ışık yılı uzaklıkta olduğunu keşfetti. Ancak James Webb'in görüşü, merak uyandıran parlak ışık kaynağı hakkında, daha da fazla ayrıntı sağlıyor. Enstitüye göre, 17 Nisan'da yayınlanan bir yazıda, birleşen galaktik çekirdeklerin her biri, James Webb'in kızılötesinde yakaladığı, göz kamaştırıcı ışığı patlatan, dönen, yıldız oluşturan bir halka ile çevrilidir. Bu parlak ışık belirgin, çivili, yıldız patlaması özelliği yaratıyor.